Ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Amerika Birleşik Devletleri'nde Türk Amerikan Konseyi'nin düzenlediği yemeğe de katıldı. Amerika Birleşik Devletleri yani bununla birlikte Türkiye ile arasındaki ticaret hacmi ve yatırımlara dikkat çekti Erdoğan. Amerika Birleşik Devletleri ile ticaret hedefi 100 milyar doları yakalamak dedi. Ekonomik büyümeden taviz yok diye de ekledi. Orta vadeli planlara işaret etti Sayın Cumhurbaşkanı. Türkiye stratejik konumu ve modern lojistik altyapısıyla uluslararası yatırımcılar için güvenli liman olmayı sürdürüyor. Türkiye yatırımcılar için güvenli liman dedi. İş adamlarına gayretlerini artırmaları için çağrı yaptı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüyü teşriflerini arz ederiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler 78. Genel Kurulu için gittiği ABD'de Türk-Amerikan İş Konseyi'nin düzenlediği yemeğe katıldı. Burada yaptığı konuşmada ABD ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi ve yatırımlara dikkat çekti. Amerika Birleşik Devletleri geçtiğimiz yıl en fazla ihracat yaptığımız ikinci, en fazla ithalat yaptığımız beşinci ülke oldu. 2022 yılı sonu itibariyle ikili ticaret hacmimiz %15'in üzerinde artışla 32 milyar doları geçti. Hedefimiz malumunuz 100 milyar doları yakalamaktır. Erdoğan, ABD ile savunma sanayi alanındaki işbirliğine de değindi. İşbirliğimizin geliştirilmesinin önüne çıkarılan engellerin bir an evvel ortadan kaldırılmasını bekliyoruz ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde küresel enflasyon da vardı. Ekonomik büyümeden taviz yok diyen Erdoğan 3 yıllık yol haritası olan orta vadeli plana işaret etti. Yani enflasyon doğal olarak bizim de sorunumuz. Bu amaçla geçtiğimiz hafta önümüzdeki 3 yılın yol haritası mahiyetinde olan orta vadeli programı kamuoyumuzla paylaştık. Para, maliye ve gelirler politikalarının tüm araçlarını uygulayarak enflasyonu artıran yapısal unsurların ortadan kaldırılmasını hedefliyoruz. Avrupa Birliği'ne üyelik konusuna da değinen Erdoğan, Avrupa Birliği'ne tam üyelik hedefimizi tüm engellere ve maruz kaldığımız haksızlığa rağmen koruyoruz dedi.